Ha ben de isterim şöyle vurunca dönsün ama yok bizim öyle bir imkanımız. İmkanımız bu. Şimdi yağlı çörek olduğu gibi yağlı krep yapacağım. Önce ne yapacağım? Krepimizin kıyma kısmını ocağa vuracağım, kavuracağım. Ondan sonra kreve başlayacağım. Aşama aşama göstereceğim. Şimdi ne yapacağız? Önce bir soğanımızı doğrayacağız. Soğanımızı tam biraz ince doğrayacağız. Şimdi bizim yağlı krevimiz şöyle olacak. Soğanı çok, kıyması az olacak. Şimdi ne yaptık? En küçüğünden 4 tane soğan doğradık. Bir de biber kapya, bir tane de biber kapya doğrayacağız. Sarımsaklarımız. 4 diş sarımsak var burada ufaklarından. 6 tane yapacağım. Çok fazla yapmayacağım. Yeşil biberlerimiz. 3 tane de yeşil biberimiz var. Şimdi ev hanımlarına şunu önereyim. Mutlaka tahta bu şekilde bıçak kullanırken, tahta kullanırken tahtanızın altına bez koyun ki bir sakata gelmeyin. Yağımız burada ısındı. Altını açalım biraz daha ısınsın. Şimdi bütün malzemeyi beraber katacağız. Tabi her zaman söylediğim gibi yüksek ateşte. Şimdi ne yapacağız? Önce 2 su bardağı sütümüzü koyacağız içine. Bu tabi önemli püf noktalarından biri. Sebebini söyleyeceğim şimdi birazdan. Daha sonra yoğunluğunu ayarlarız. 2 adet yumurta vereceğiz. Önce yumurtalı sütümüzü bir çırpacağız. Şimdi sıra geldi unumuzu katmaya. Bir su bardağı un kattık. Bir su bardağı daha katacağız şimdi. Şunu bir karıştıralım ondan sonra. Yoğunluğunu ayarlaya ayarlaya. Bu arada şu biberimizi bir de soğanla karıştıralım. Şimdi eğer önce yumurtayla unu katmış olsaydım yumurta una yapışırdı. Kesinlikle bir daha çözemezdim. O kadar unun da yumurtan da boşa giderdi. Pütür pütür olurdu. Şimdi diğer unumuzu katacağız. Şimdi 2 bardağın tamamını katayım da sonra sizi de yanıltmış olmayın. Bu karıştırırken de şimdi ortaya çıkar. Unun özüyle alakalı. Normalde 2 bardağı süte, 2 bardak süte, 2 bardak un yeterli. Çok şöyle hafiften bir akıcı kıvamı olacak. Yani çorbanın kuyusu gibi. Abi görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi ne yapıyoruz? Bir tatlı kaşığını geçkin bir sıvı yağ ilave edeceğiz. Yani siz bir yemek kaşığı atabilirsiniz.
Bir çay kaşığı tuz. Bu arada soğanımız da yanmasın, onu da karıştıralım. Şimdi bunu kıymasını katma zamanı da geldi. Şimdi tekrar çırpıyoruz. Şimdi size şöyle bir göstereyim roğanı. Arkadaşlar görüyor musunuz? Kesinlikle ne toplanma var, ne bir arada kalma var. Sebebini bir daha söylüyorum. Bunun en önemli püf noktası ne? Önce sütle yumurtayı çırpacaksın. Sütle yumurtayı çırpmasan, yumurtayla unu katarsan ne yapar? Birbirine yapışır. Kesinlikle bir daha birbirinden ayrılmaz. Şimdi sıra bizim sosu da hazır. Sıra geldi kıymamızı şeye katmaya. Şunu şuraya bırakalım. Soğanımıza katmaya. Hani derler ya, soğan kokusu olacak kadar, bizde de kıyma kokusu olacak kadar kıyma diyelim. Yani çok fazla kıyma katmamıza gerek yok. Şimdi ne yapalım, buna bir kapak kapatalım. Kıymamızı biraz sulandıralım, ondan sonra dağıtalım. Pirevimiz renkli olsun diye içine az bir şey kattım. Biber, kapya ile maydanoz kattım. Şimdi arkadaşlar kıymamız olmak üzere ne yapacağız? Az bir oranda salça ile yapacağız. Baharatlarını atalım. Tuzumuz. Kimyon, pul biber, karabiber. Şimdi salçamızı ne yaptık? İyice kavurduk. Hazır salça kıvamından çıkıp ev salçası kıvamına gelene kadar. Ne yapıyoruz? Bir yemek kaşığı kadar bir su ilave ediyoruz. Bunu da birbiriyle özleşsin diye yapıyorum. O suyu çektireceğim tekrar içinden. Kapağını kapatalım. Sıra geldi. Krepimizi tutmaya. Şöyle yapalım. Kıymamız oldu. Kıymamızın altını kapatalım. Şu şekilde yakından da bir görün. Şimdi sıra geldi krepimizi tutmaya. Krepimizin sosu biraz kalın. Sebebi de şu. Tabii ki bunu çörek gibi yapacağımdan dolayı eğer siz normal krep yapmak istiyorsanız 2 bardak una, 2 bardak süt yerine yani sütü işte 2,5 bardak yapabilirsiniz. Tabii 2,5 bardağı da bulmasın, o zaman kıvamını kaçırırsınız. Şimdi sıra geldi en şey yerine, yağlı yoğurlu yerine, öyle diyeyim ben. Tavamızı dibini şöyle bir yağlıyoruz. Tabii ki tavamız kesinlikle sıcak olacak. Soğuk tava olmayacak. Hadi bismillah diyelim, bir krepimize başlayalım şöyle. Şu şekilde çevire çevire gördüğünüz gibi. Her tarafın eşit olması için kremimizi şu şekilde çevireceğiz tavamızı.
Çektik besmelemizi, ilk krepimizi attık. Altına yakalım. Tava krep tavasına uygun değil. Geniş tava, krep tavası biraz daha ince olacak. Masrafa girmeyin diye bunda yaptım. Bir de şu var. İlk krep mutlak surette dibinde bir hafiften bir tutma yapar. İkinci, üçüncü krepte alışma yapar. Tabii kendime şöyle açık alanda çevireyim bunu. Ocağın başında şey olduğu için. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Birinci krepimiz hazır. Şu şekilde göstereyim ben. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hemen şöyle alalım. Yani şunu söyleyeyim. Çörek yapmayı bilmiyorum veya çörek yapamam, unla hamurla uğraşamam diyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Aslında buna şunu da diyebiliriz. Ne diyelim? Sosyete çöreği. Bak ne güzel isim buldum. Emin olun. Bunun adını ben herhalde sosyete çöreği veririm. Bakalım olaydan geçerse diyelim ona biz sosyete çöreği. Tabii. Köyde Aramgül'ün yaptığı gibi değil. Kim uğraşacak şimdi? Devir değişti. Şöyle güzel bir sosyete çöreğimizin ilkini yapalım. Sosyete olduğu için az da bir ceviz serperim ki sosyetenin ağzına yapışsın. Az da bir maydanoz. Şimdi ne yapıyoruz? İkinci kata geçiyoruz. Krepimizi tutalım. Tabi hepsini göstermeyeceğiz. Şu şekilde şöyle bir göstereyim. Şöyle çevireceğiz. Her tarafına eşit dağılması için. Eşit yayılması için. Evet. Gördüğünüz gibi her taraf eşit oldu. Şuraya tavamızı koyalım. Sessizce de arada kapat diyorum. Duyuyor musunuz inşallah orada. Biraz bekleyelim. Tutarken şunu söyleyeyim. Kesinlikle elinizi değmeyin bir. İkincisi etrafına çatal bıçak değdirmek varsa kürdan veya ağaç kaşıkla yapın. Bir de eğer grebiniz dibine tuttuysa şu şekilde. Şöyle hafiften bir vurun grebi oynatın. Ondan sonra ne yapın? Şu şekilde oynatın. Şöyle bir taklattırın. Tabi tava geniş olduğu için biraz sıkıntı yaratıyor. Benim sultan böreği var. Mutlaka onu izlemenizi isterim. Avcı böreği var. Mutlaka izlemenizi isterim. Sebzeli krebim var. Mutlaka izlemenizi isterim. Orijinal tariflerim. Şimdi bu ikinciyi de yapacağız. Ondan sonra sunuma geçeceğiz. Tabi hepsini gösteremeyeceğiz. Çünkü çok uzun zaman alacak. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrar bir daha bunu şöyle taklattırıyoruz. Ve getiriyoruz. Yavaşça krebimizin üzerine koyuyoruz. Sosyete çöreğimizi. Öyle diyelim. İkinci katı yapalım. Bol soğanlı, az kıymalı. Dönem ekonomi devri arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. 100 gram kıymayla bir 13-14 tane yapabilirsiniz. 15 tane yapabilirsiniz hatta. Kimse niye az kıyma koydum demeyecek. Bunu zaten lezzetini veren soğan. Ceviz de tamamen tercihe bağlı. Onu da söyleyeyim ben. Ama yakışır mı? Gerçekten çok yakışır. Ceviz yakışır buna yani. Şöyle az bir ceviz. Sosyete çöreğimizin maydanoz sosyeteye yakışmaz ama gene biz az bir şey yapalım. Maydanoz da atalım. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrar ikinci, üçüncü krevimize geçiyoruz. Bu krevi son gösterişim olsun. Daha fazla sizi şey yapmayın, oyalamayın. Şu şekilde. Ne taraf zayıfsa o tarafa doğru çevireceğiniz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle yapalım. Tamam. Şimdi ne yapalım? Sonuncu grevimizi de koyalım. Bunun altını kısalım. Sosyete çöreklerimizin sunumuna geçiyoruz. Şu şekilde bir yapalım. Şöyle. Tabii bu tercihe göre siz nasıl isterseniz o şekilde sunabilirsiniz.
Şimdi bir tanesine değişik bir sunum yapalım. Şu şekilde. Bu tabi sarımsaklı yoğurt. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Şunu şöyle koyayım da. Şunu alayım da tahtamı yapmak. Tahtam değerli. Malı almak önemli değil. Malın kıymetini bilmek. Şu şekilde bir gösterelim. Bu sosyete çöreğimiz. Tekrar bir de şu sunumu gösterelim. Onu da sarayım bir. Bunu da bu şekilde sunum yapacağız. Tabii bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir olay. Hatta bir tanesi de şöyle göstereyim ben size bunu. Şekil olarak tabii. Başka bir şey olarak değil. Yani nedir? Mutfakta usta sizsiniz. Kimseye verecek hesabınız yok. Nasıl isterseniz o şekilde çalışırsınız. Sadece ve sadece yapmanız gereken ne yapmak istediğiniz. Siz yapın. Nasıl olsa bir şekilde olur. Bak gördüğünüz gibi ben bunu önceden tasarlamıyorum, planlamıyorum. Sadece ve sadece doğaçlama olarak yapıyorum. Evet arkadaşlar. Şu şekilde gösterelim. Sosyete çöreklerimiz hazır. Ne diyoruz? Tabi beni gösterirlerse diyeceğiz. Ne diyoruz? Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun. Tabi ben de isterim şöyle vurunca dönsün ama yok bizim öyle bir imkanımız. İmkanımız bu.